Spor Magazin'e hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Çok konuşulan futbolcular, rekor fiyata satılan evleri, yolu Türkiye'den geçen dünya yıldızları ve itiraflarıyla gündeme oturan sporcular. Yine birbirinden sportif haberleri sizler için hazırladık. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Galatasaray'ın sezon başında kiralık ve opsiyonla kadrosuna kattığı faslı yıldız Hakim Ziyech, Hollanda'nın Winkhaven bölgesinde 4 yıl önce 4 milyon euroya satın aldığı lüks villasını rekor bedele sattı. İşte haberimizin detayları. Galatasaraylı Hakim Ziyech'in Hollanda'daki villasını sattığı bildirildi. Hollanda basınındaki habere göre faslı futbolcu ülkenin kuzeyindeki mülkü bundan 4 yıl önce satın aldı. Winkhaven'deki villa 515 metrekare yaşam alanı, 2 kata yayılmış toplam 10 oda, ev sineması, şelaleli sonsuzluk havuzu, ısıtmalı açık yüzme havuzu ve wellness alanı barındırıyor. 2020 yılında yaklaşık 4 milyon euroya satın aldığı villayı futbolcunun 7,5 milyon euroya satışa çıkardığı, sonunda 6 milyon 966 bin euroya sattığı belirlendi. Hakim Ziyech'in satın aldığı dönemde üzerinde 4.5 milyon euro ipotek bulunan villadan yaklaşık 2,5 milyon euro kar elde ettiği ifade edildi. Chelsea'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılarla çıktığı 14 maçta 4 gol 2 asiste imzasını attı. Eski futbolcu David Beckham'ın şarkıcı ve tasarımcı eşi Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'nda sonbahar kış koleksiyonunu tanıttı. Beckham'ı ailesi de yalnız bırakmadı. Haberimizi izliyoruz. Eski futbolcu David Beckham'ın şarkıcı ve tasarımcı eşi Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'nda sonbahar kış koleksiyonunu tanıttı. Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan Beckham, defileye koltuk değnekleriyle çıkmak zorunda kaldı. Modellerle birlikte defilede yürüyen protestocular güvenlik tarafından podyumdan indirildi. Tasarımcıyı ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi David Beckham, oğulları Romeo ve Brooklyn, kızı Harper ve Brooklyn'in eşi Nicola da defileyi en önde izleyenlerdendi. Defile sonrası David Beckham, eşi Victoria'ya küçük bir öpücük kondurarak tebrik etti. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lucas Podolski, İtalyan basınına bir röportaj verdi. 38 yaşındaki futbolcu bir de itirafta bulundu. İşte detaylar. 2015 yılında transfer olduğu Galatasaray'da gösterdiği performansa taraftarların sevgilisi olmayı başaran Alman yıldız Lucas Podolski, 2021 yılında da bir sezon Antalyaspor forması giymişti. Kariyerine Polonya ekibi Górnik Zabrze'de devam eden 38 yaşındaki oyuncu, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'da kebap işine girdi. 40'a yakın şube açmayı başaran Lucas Podolski, La Gazzetta della Sport'a verdiği röportajda Galatasaray ve Türk kültüründen de bahsetti. Podolski, köyündeki ilk yıllarında stadyum dışında her zaman kebap satan bir araba vardı. Bunu her zaman sevdim. Galatasaray'da oynadığım yıllarda Türk kültürü ve gelenekleri hakkında daha fazla şey öğrendim. Bu bir tutku haline geldi, dedi. Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak? Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor. Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, Cristiano bir yıl içinde emekli olacak, belki de iki yıl bilmiyorum dedi. Ayrıca Rodriguez Paris Moda Haftası'nda sahne aldı, ilginç bir tasarıma imza atarak geceye damga vurdu, izliyoruz. Birçok futbol teorisine göre tarihin en iyisi olan Cristiano Ronaldo için sahalardan çekilme zamanı yaklaşıyor. Oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez, Cristiano bir yıl içinde emekli olacak, belki iki yıl, bilmiyorum, açıklamasını yaptı. Şu anda 39 yaşında olan Portekizli futbolcu kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor. El Nassr'la 30 Haziran 2025 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Belki de bu tarih Cristiano Ronaldo'nun jübile günü olacak. Portekizli daha önce yaptığı açıklamalarda 40-41 yaşına kadar oynayabileceğini düşündüğünü söylemişti. Öte yandan Portekizli'nin sevgilisi Georgina Rodriguez, Paris Moda Haftası'nda kendi tasarladığı kıyafetle podyumda yürüdü. Ancak izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çünkü üstündeki kıyafet adeta Manchester United formasıydı. Üstelik 7 numaralı kıyafetin üzerinde imza bile bulunuyordu. Kıyafet birçok kişi tarafından beğenilmese de yine de Georgina gündem olmayı başardı. Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra futbolu bırakan Gerard Pique İstanbul'a geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından taraftar kitlemize yeni transferimiz, ailemize hoş geldin ifadelerine yer vererek paylaşım yaptı. İşte haberimizin detayları. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Türk patronu Acun Ilıcalı, dünya futbolunun efsane stoperlerinden Gerard Pique ile İstanbul'da bir araya geldi.
Yapılan görüşmede İspanyol yıldızla Hulsti forması hediye eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Taraftar kitlemize yeni transferimiz, ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. En sıcak haberleri ben Zehra Sadıç'ın sunumuyla yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Number One ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.